Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iman ve istikamet. Önce her şeyin başı iman. İmansız cennete girilemiyor. Uhud Harbi'nin en kritik anında Yahudi geldi. Dedi ki, ya Resulallah, hemen de cihada gireyim mi? Önce iman vereyim. Yani savaşın en kritik anında. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, önce iman et, sonra cihad et buyurma derler. Demek öyle bir kritik anda bile, öyle bir zamanda bile önce iman gerekiyor, ondan sonra da amel-i salih gerekiyor. İstikamet, müstakim olma, dost doğru olma. Yani Allah'ın Celle Celaluhu bu yolda olma. Bu tabii kolay değil. Kolay değil muhteremler. Bunun için ne yapıyoruz? Her gün 5 vakit namazda, her rekatın hem de. Her rekatında demeyle yalvarıyoruz. Estağfirullah. İhdine sırat-ı müstakim diyoruz. İhdine sırat-ı müstakim. İhdi, hidayet eyle, ulaştır. Ne yap bize? Neye? Sırat-ı müstakime, doğru yola. Bakın, günde 40 defa, 40 rekat namazda mutlaka Fatih okunuyor. Harbi de vacip, diğerlerinde farz diyelim mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında, yani asıl saadette uzak kabilelerden heyet gelirdi Medine-i Münevvere'ye. Heyetler gelirdi. Henüz de İslam'ın yeni yayılma başladığı bir dönem. Sakip kabilesi vardı, uzakta Medine-i Münevvere'ye. Bunlar geldiler. İşine biri de adı Süfyan bin Abdullah. Hepsi buna Müslüman oldular bunlar. Biraz Medine'de kaldılar. Böyle bir heyet, temsilci, uzak kabileler Medine'ye gelince, orada Medine'de kalırdı biraz böyle. Yani İslam'ı öğrenmek için kalırlardı. Tabii dönüşlere şimdi geldi. Dedi ki Abdullah bin Süfyan Hazretleri, ya Resulallah, hadisini bir emrin, altasını bihi. Ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle, öğret ki ona yaşam boyu sarılayım. Hadisini bir emrin. Ya Resulallah, bana yani son bir nasihat. Yeni Müslüman daha, aslı benimle öyle de. Ama tabi sahibi oldu böyle. Sahibi oldu mu, gönlü açıldı amelerine tabi. İslam açı gönülleri. Peygamberimizden son bir nasihat ama özür istiyor, özür nasihat, kısa nasihat işte böyle. Ona yaşamayı sarılayım. Aleyhisselatü Vesselam, bu Peygamberimiz, kul Rabbi Allah, sizin mestakıyım diyordu. Allah Rabbim de, Rabbim Celle Celaluhu, sana mestakıyım o. Yani yaşam hayatında bu uygula. Demek ki hepimize bu mesele lazım muhteremler. Önce Rabbi Allah geliyor. Peki bir insan böyle yaparsa ne olacak şimdi tabii? Her şeyin bir karşılığı var her şeyin bir. İslam'da böyle. Her şeyin karşılığı var böyle. Mevlam bize buyuruyor. Fussilet Sûresi 30-32'de Bismillahirrahmanirrahim İlka Rabbinallah İnnellezîne kâlû Rabbinallah İnnellezîne İnne kesinlik ifade ediyor. Mutlaka muhakkak ki Ellezîne şu insanlar kâlû derler Rabbinallah dileşâlû Allah bizim Rabbimiz diye bunu ikrar kabul ettiler bunu. Bak, Allah Celle Şanı Rabbimiz. Kabul ilk sual ben Rabbüke. Rubiyet. İlk sual kabirde.
Kişi kabre girince, bizi örtülünce iki melek geliyorlar. Ne diyorlar? Men Rabbik, Rabbin kim bak? Rabbin kim? Önce Allah'ın Celle Celaluhu rububiyetini kabullen, rububiyet. Yaratan, yöneten, eğiten, yetiştiren böyle. Yani bütün varlık Allah-u Teala'nın eğitiminde, yönetiminde. Ana karnındaki yavru, bir cenin diyorlar bana böyle. Ana karnında. İki hücre birleşti, küçük bir şey oldu böyle. Onun aşama aşama yaratılışı, onun rızkı, her şey nedir? Allah'ın rububiyeti bu böyle. Yani bütün alem, melekler dahil, Allah'ın Celle Celaluhu böyle terbiyesinde, eğitimde bütün varlıklar böyle. Yani Allah'ın Celle Celaluhu bütün malik, mülklerin maliki, alemin Rabbi böyle. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor, bir de her şeye gücü yetiyor. O derler böyle. Rububiyet böyle. Rububiyeti mutlak, mutlak rububiyet böyle. Yani kesin hakim egemenlik böyle, kesin böyle. Mevlam Celle Hazretleri böyle. Sümme sekamı, bundan sonra da müstakim oldular Mevla buyuruyor. Önce bunu dediler, bunu kabullendiler, işlerini sindirdiler bunu. İşe sindirme bunu, gönle sindirme bunu. İnsana bir melek haline gelmesi insanda. İnsana melek haline gelmesi. Böyle. Allah'ın rububiyeti böyle. İnsan daraldı, sıkıştı. Ani bir olay oldu, bir şey oldu. Şimdi diyor anda, eğer hemen Allah diyorsa Celle Celaluhu, iyi muhtemelen böyle. Ama anne falan derse, bağırırsa, diyorsa, bu insan gafilmiş o der böyle. Yani içi daha sindirememiş böyle. Kişi giderken yolda ayağı takıldı düştü birdenbire. Arabanı fren yaptı. İnsan birini çarptılar. Aile gibi bir şey olay oldu. Hemen aklına, gönlüne, yani eline olmadan, gönülden Allah dersi Celle Celaluhu uyumadan böyle. İşte bu hale gelen kişi ne yapacak kabre girince de o da ani bir olay kabirde böyle. Aniden iki melek karşısına fırladı. Şimşek gibi çaktıklar. Ben Rabbüke deyince şaşırmadan ne der? Rabbim Allah der. İstikamet eder istikamet. Doğruluk yanı, dost doğru olma. Önce imanda, inançta, inançta. Böyle insan vardır, ameli çoktur. Yani çok namaz kılar, nafile de kılar, oruç çok dar, çok Kur'an okur, çok zikir eder. Ama istikameti bozuksa onlar boşa gidiyor muhtemelen böyle. Önce imanda, inançta istikamet. Önce doğru olmak böyle. Bu nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat olmak muhtemelen. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu. Yani Peygamberimizin, Eshab-ı İkram'ın gittiği yol. Tabi her zaman sapık olmuş sapıklar, her zaman olmuş bunlar böyle. Günümüzde tabi daha fazla bunlar oluyorlar. İşte Allah korusun, eğer insanın gönlünde, ruhunda istikamet yerleşmemişse bunun gönlüne, ruhuna, hem kişi alınır böyle. Bir ekranda bir sapığı dinler, güya aklına uygun gelir böyle. Ama din akıl değil mi? Nakil. Ayet-i Kerim hakkında olacak bunların böyle. Sonra amelde istikamet. Amelde istikamet, yani farzı bilecek, sünneti bilecek, müsaade bilecek, bidatı bilecek. Yani yaptığı her iş nedir? Bilmesi gerekiyor mu? Yani günümüzde bu konu çok zayıf, uygulanmıyor derler. Amelde istikamet çok ama çok zayıf. Kişi bilmesi gerekiyor. Mesela namazda tekbir almak nedir? Bunu bilecek kişi. Farz ilk tekbir mesela. Eli bağlamak nedir? Sünnettir.
Sonra okunan Sübhaneke nedir? Sünnettir. Evvelce besmele sünnettir. Fatiha'na bir de vaciptir. Şahide farzı mı derler. Mesela bir insan camiye gitti. Vakit olmuş. Ezan açık bitmek üzere camiye girdi. Kime oturuyor. Niye? Bir Allah'ın salliye bağırsın çocuğun birisi icabında. Oturuyor bekliyor. Bu nedir? Bidat bu. Yani dinde olmayan bir şey. Dinde olmayan bir şey böyle. Ne dedi dinimize? Resul emri, camiye giden bir kimse vakit girmemişse, meşru vakit değilse iki rekat meşrit namazı vardır. Adı nedir? Teyettür meşrit vardır. Yani camiye giden kimse, Hanefi de bu. Şafii'de her zaman kılınıyor teyettür. Her zaman kılınıyor Şafii'de. Hanefi'de cami girdiği zamanlar vakit girmemişse, meşru vakit değilse. Mesela akşam az önce gitti. 10 dakika, 15 dakika önce gitti. Ama ondan bile kılmaz şimdi efendim. Oturup bu şekilde. Öğün namazına az kala gitti. Yani meşru vakittir. İstivada Güneş Yüktepe'de. İkindiye erkence gitti. Yatsıya erkence gitti. Ne yapar? Eğer vakit daha girmemişse iki yatağa bakıp öyle oturması gerekir böylece. Bu sünnet olur. Namaza gitti ama vakit girmiş, ezanı okunuyor böyle. Vakite girmiş, onu ne yapar? Ayakta bekler. Oturmaz böylece böyle. Oturmadan önce bu namazı kılması gerekiyor böyle. Bir insan namaza gitti, camiye gitti, vakit girmiş, ayakta bir bekler, ezan biterse, yani aslında bu camide okunan ezanı beklemek dinleme gerekir aslında böyle. Yani bu ezan geçirse aslında belki sistemler de. Ama cemaate karşı, o gürültüye karşı ne yapar? Hadi ezanı ayakta dinle, bekler yani. Dinleme de bekler ezanı, bekler. Bu sistemlerde. Ezan bitti mi ne yapar? Hemen sünnetini kalan muhtemelen. Şimdi ne yapıyor zamanımızda böyle? Yani halkın %99'u mu camide yapar? Cemaat halkın, cemaatın. 40 senelik namaz kılan kişi ne yapıyor? Camiye gidiyor. Ezan artık son olmuş, hatta ezan bitmiş. Hep oturuyor ama. Niye oturuyor? Müezzin, cemaattan biri, hatta bir çocuk. Allah'ıma salli Muhammed de sonra bekliyor. Demene kalkamıyor. İslam var ama bir şey yok. Bidat-ı seyyye. Efendim işte savaşı buraya getiriyor. Getiriyor ama eğer bu dinde bir kuru olarak konursa o zaman da seyyye olmadı. Tamam, ezan 10 söylesen içinden 10 kere geçir avşaya. Bunun bir zararı yok bu derler. Ama sünnet kılmak için, ayağa kalkması için bu bir kural olarak konursa, dinde olmamışsa, yeni bir kural konursa, bunun bir seyyi bu. Demek ki her Müslümanın muhteremler yaptığı işi bilmesi gerekiyor muhteremler. Yaptığı iş nedir? Bunu bilmesi gerekiyor bunların. Mesela biri de kutlama hafta diyorlar, doğum bilmem bir şey diyorlar, pek beceremiyor ismini de. Kulak vermedim işim muhteremler. Bu da nedir muhteremler? Allah aşkına düşün bak, Allah aşkına muhteremler ya. Var mı dinimizde böyle bir şey böyle? Hangi kitapta var bu böyle? Hangi kitapta var muhteremler böyle? Havs-ı saadetten beri böyle bir şey yoktu böyle. Günümüzde geliyor dünyada bu böyle. Tek Türkiye'de böyle. 28 Şubat'takiler, o paşalar, bunu koydular böylece. Amaçları farklı ama böylece böyle. Yani yılbaşı bir eğlence bunu çevirmekti, bunun sonuçları niyeti bu neşlere böylece böyle. Kutlama haftaları zaten böyle. Hristiyan yılbaşı gibi yapmak niyetleri vardı bunların böylece. Ama ne oluyor muhtemelen? Her tarafta kutlama haftaları, dua haftaları, tertipler, şunlar, bunlar. Bu ne muhtemelen? Bir adı seyyiye bunlar. Dinde olmayan bir şey. Dinde olmayan bir şey bunlar böyle. Şimdi gelelim inşallah bir kimse, bir Müslüman, bir insan Allah Celle Celaluhu Rabbim de inandı buna, rubiyetine. Ben o yarattı. Rızkımı o veriyor. Beni görüyor, biliyor. Ona döneceğim yine ben. İnandı buna. Allah Rabbül Alemin'dir. Alemini yaratan, yöneten, yönlendiren
Tek hakimin ondur böyle. Sümme istekamü, sonra da müstakim oldu. İstikameti dosdoğru oldu. Bir insan yanlış yola girdi mi, ne kadar hızlı girerse, ileri giderse dönüşü o kadar zor olur muhtemelen böyle. Bu madde de böyle böyle. İnsan arabasıyla mesela bir yere gitti, önüne iki yol, üç yol çıktı önüne böyle. Bir işaret yok, tabela yok, sonra bir insan bulamadı, tahminen bir yola girdi böyle. Hızla gidiyor arabasıyla, yol da güzel. Sonra anlıyor yanlış olduğunu ama tekrar dönüşü zor muhtemelen böyle. Bir insan Allah korusun İslam'dan çıkıp da başka yola saptı mı da o zamanla kalbinde pekleşir muhtemelen böyle. Kafasına böyle yerleşir. Korku atamaz kişi bunlar böylece. Tetenezzelü aleyhimül melaike bela veriyor. Tetenezzelü iner. Burada tenzilü gelmedi. Arap babları çok farklı bablar bunlar. Yani aynı kelimede bir harfin ilavesiyle anlam çok değişir. Tenzili olsa iner. Böyle. Burada geliyor tetenezzelü. Tekellü babı dönüyor böyle. Yani peyderpey böyle böyle. Girir melekler böyle. Aleyhimülay onu melekler girirler böyle. Ne zaman geliyorlar? Üç hal diyor müfessirler hepsi böyle. Üç hal diyor böyle. Biri ölüm vaktinde artık ecel yastığına başına koydu. Ecel terini dökmeye başladı. Ayağı birbirine artık karıştı. Dünyadaki artık göz perdesi kapanmaya başladı. O aleme gelmeye başladı. O zaman bu yanına melekte gelirler. Burada melaike çoğulmuş olmuş oluyor. Kaç tane melek geliyor? Burada sayı yok. En aşağısı çoğu üçten başlar Arapçada. Yani en aşağı üç tane melek geliyor. Tabii daha fazla gelebiliyor melekler. Buna yardım ediyor melekler muhtemelen böyle. Önce bu iş melekleri görünce içinden bir korku gider. Bir gönlü bir rahatlığa muhtemelenler. Diğer melekler gelince bunu yardım ederler melekler. İkincisi, kabre konup da cemaat dağıldığı zaman kabre girdi, üzeri örtüldü, cemaat tıbuşu gidiyorlar böyle. Kimse kalmıyor, kalmayacak muhtemelen böyle. Hepimiz olacak böyle. O zaman ne oldu melekler? Kabre geliyorlar muhtemelen. Kabre geliyorlar böyle. Üçüncüsü, ikinci surdan sonra kabirler çatlayıp da içindeki insana ayağa kalkarken, yani kabirin çıkıp kalkır zamanlar. Yine melekler geliyorlar. O an çok korkunç muhteremler böyle. Çünkü ikinci sura yakın bütün ruhlara uyku verecek ruhlar var. Uyku verecek bütün ruhlara böyle. İkinci sura yakın. İlk surda kıyamet kopuyor zaten böyle. Her şey mahvoluyor, helak oluyor. Madde başka maddeye dönüşüyor. Tek canlı kalmıyor ilk surda. Aradan tabi bir zaman geçecek muhteremler. Yer gök yok muhterem. Yıldızlar dağıldı. Güneş dağılmayacak, dürülecek. Mela biri. İze şemsi kuvret muhteremler. Yine güneş lazım mahşer onun için böyle. Yıldızlar dağılacak. Daha önce güneş tekrar olacak, dürülecek. Şimdi güneş aşırı ısıdan dolayı atılma serbest halde, geniş muhtemelen böyle. Soğuyunca ne olacak? Atılma birleşecekler, çekim kuvvetiyle güneş küçülecek güneş böyle. Kararacak ama. İşte muhtemelen böyle işte böyle. İşte ikinci surla beraber hem güneşe eski gücün daha fazla güç verilecek, dünya zaten büyüyecek o zamanlar, tam böyle kabrine kalkma anında kim dünyada Allah Rabbim dedi? Tevcali böyle.
Bunu aklına yazdı, gönlüne yazdı, kalbine yazdı böyle. Bu hiç unutmadı bunu böyle. Allah Rabbim diye Allah inandı, iman etti Celle Şalihü. Ve istikamette dostur oldu. Allah yolunda Celle Şalihü böyle. Bu haram mı? Tamam, ona kaçtı mı? Böyle. Kaçtı böyle. Şimdi mesela birimiz arabayla giderken bakıyoruz değil mi? Yolda bir çukur var. Değil mi? Süresinde çeviriyor. Şöyle girmeyeyim diyor ben. Kır oraya geliyor, buraya kırıyor. Nedir bunlar böyle? Bazı çukur daha büyük, derindir. Bazı daha küçüktür. Büyük çukur harama örnek, küçüğü de mekruhlara örnek böylece. Kaçı olur, şu bu olur. Kişi bakar böyle, yani mümkün olduğu kadar şöyle kaçar böyle, çukura girmeyeyim derim derim böyle. Kaçar böylece. Hayatın böyle olması gerekiyor derimler. Bir şeye haram mıdır, günah mıdır? Oradan kaçma gerekiyor. İcabında o cemaattan, toplumdan kalkma gerekiyor böyle. En zor anımız kabirden kalkış anı muhteremler. Ölüm de korkulu. Ölüm de dehşet ölüm de böyle. Ölüm acısı, can verme de çok zor, çok zor. Ama bu ölünceye kadar bu şekilde zahmetler. Kişi öldü mü? O bitiyor zaten. Kabirde de azap da var icabında kabirde. Ama o da geçecek. Kabirden kalkış. Her ruh uyudu böyle. Uyutuldu yani böyle. Bilinçli hale getirir ruhlar. İkinci sıra beraber uyuyacak ruhlar zaten. Uykudan kalkar gibi. Böyle mahmurlu ve kendi tam insan varlığı değil bu şekilde. Her ruh bedenine gelecek. Her ruh. Nasıl bulacak bedenini? Karıncalar mı deme? Karıncalar grup grup karıncalar böyle. Grup grup karıncalar böyle. Her grubun başka yuvası vardır böyle. Hatta bazı yuvaları yakındır karıncaların böyle. Yer altında yakındır böylece. Yem almak derler böyle. Tek sıra böyle. Disiplinli böyle. Bak böyle. Yani özel eğitilmiş gibi böyle karıncalar böyle. Tek sıra vardır böyle. Hiç şaşmazlar böyle. Tek sıra giderler. Yem taşlar yuvalarına, her karınca kendi yuvasına gider muhteremler. Her arı gider, şeytan bal, nektar alır. Her arı ne yapar? Kendi kovanına girer muhteremler. Kovan. Binlerce kovanlar, yüzlerce kovan var. Hatta binlerce kovan var böyle. Her kova birbirine benzer, her arı ne yapar? Kendi kovanına girer muhteremler. Şimdi kim bunlara uygulayan, program yapan Allah Celle Celaluhu ya. O arının beynine bunu yükleyen kim bunlar be ya? Karıncaya beni bu yükleyen kim bunlara böylece? Fıtrat diyor bunlara böylece. İşte bunun gibi ne olacak? Her ruhta gelecek bedenle girecek muhtemelen. Beden yaratılıyor yer altında. Nasıl pancara, patates, bazı şey yaratma olur böyle. Görülmez böyle. Her gelecek, bedene girecek ama üfürülü muhteremler. Tabi uykudan kalkan ruhlarda bir korku, panik yani böyle bir şok insanlarda. Herkes olacak bu. O zaman yine bunun yanına melekler gelecekler. Peki ne diyecek melekler şimdi? Orada ölürken mezarda. Üç yerde. Ella tehafu ve la tahzeni. Önce korku, ella tehafu, ella aslında en la, en vela, en bir en anlamına geliyor. Bunun sayesinde lam geliyor, idgâb olur mu böyle? Ella tehafu, sakran korkma, korkma bak önce. Demek ki ölüm anında korku, ölüm anında. Kişi artık öleceğini bildi, o alemle artık bağlantı kurmaya başladı, bir şeyleri görmeye falan başladı kendisini. O anda kişide bir korku olur, korku. Nedir? İmanı kurtarma korkusu. O anda imanı kurtarma korkusu böyle. Şeytan var, şunlar bunlar var. Yan kişiler var böyle, yol yapanlar var. Korku böyle. Acaba hayatım boşa mı geçti? Acaba Rabbim'den razı oldu mu? Acaba Rabbim'e kulu yapabildim mi acaba? O anda korku, pişmanlık yani böyle. Pişmanlık olur bunlar böyle. O anda pişmanlık böyle. O kadar dehşetli pişmanlık olur, korku olur.
O zaman gelen melek de diyorlar, اَلَا تَخَبُ سَاكِنْ سَنْ korkma, sen korkma. Korkma. Kabirde, kabire girdi, kabire kondu. Yine korkuyor, kabirde soğan soracaklar. Acaba ne yapacak şimdi kabrinde? Melekle geliyorlar, اَلَا تَخَفُ korkma, korkma. Kabirden kalkacak mahşere, aynı şey, önce korkma bak. Demek ki korku, öyle en büyük felaket korku mudur? Korkma. Korku mudur? Huzuru kaçırır böyle. Kişi telaşa kaptırır, insanı korktu mu, her şey gider bunların böyle. Arkada ne diyorlar? Vela tahzenu, hüzünde duydun mu? Hüzünlenme, kederlenme, tasalanma. Neye? Geride kalanlara. Tasma böyle. Yani yapamadın da arkamdan, yapamadığımı değil, şey yapmamıyor böyle. Ah şuna gideceksin buraya deme, üzülme böyle. Yani yaptın diyorlar böyle. Vebşir bil cennet ve bunlar diyorlar ki vebşir şirinin, müjdeyenin cennetiyle. Elküm tu adun, size vaad olan cennette siz sevinir, yani cennetlisin diyorlar böyle. Ölüm anında müjde alıyor mu demiş böyle. Melekler, Allah'ın halis kulları, melekler, saf nur. Bundan kişiye müjde veriyorlar, ölüm anında bak. Korkma, korkma, sakın ha. Sana korku yok diyorlar. Hüzünle, kederlenme. Allah'ın vaad ettiği cennette de müjdeyi sevin. Sen cennetlisin bu böyle. Kişi aldığı bu müjdeyi ölüm anında en büyük bayramı bu muhtemelen. En bayram var. Müjde aldığı meleklerden. Kabre kondu. İnsan, aynı insan ama. Aynı insan muhtemelen. Efendim ölüyor. Neresi ölüyor? Beden ölüyor. İnsan ölmez ki. Ruh ölmüyor. Aynı ruh. Yani görüşlenen, yaşayan ruh gene böyle. Kişi kabre konuyor. Hele kabre gidiş var ama kabre gidiş muhteremler. Kabre giderken yani çok zor bir an böyle. O anda giden kişi için böyle şey. Şimdi ne yapıyorlar? Genelde İstanbul'da biraz da Şişli Camisi'nde muhteremler. Mimli yer böyle orası böyle. Değil mi? Alkış yapılmadı. Şarkıyla alkışlar böylece. Zavallılar bilgisayar o kişinin çekiyor anında korktuğun bilgisayar onu böyle. Ya. Nereye gönderiyor bunlar bunu? Nereye diyor muhtemelen böyle. Ama ona layık demek ki Allah korktu. Fatih'te Eyüp'te kılmıyor namazlarını böyle muhtemelen. Şişte kılıyor böyle. Yine kabirden kalk, kabir işte giderken Mevta'nın korkusu dehşet oluyor muhtemelen kabir giderken böyle. Şimdi erkek de bilirler muhtemelenler asire gidiş. O da farklı ama asire gidiş muhtemelenler. Asire giderken de her askere boynu büküldü muhtemelen. Evden ayrılması asire gidişi bayağı bir mesele bu şekilde. Tabi o geçti gene en şu an bir sene günümüzde o da geçici. İşte kabre giderken de korku vardır. Ne diyorlar? Korkma, hüzünlenme. Kabre kalktı, yüce veriyorlar. Nahne evliya hüküm. Diyorlar ki melekler, biz sizin velin dostunuz diyorlar böyle. Şöyle dünya fil ahire. Dünyada da ahirette biz sizin dostunuz beraber ismi derler. Herkesin yanında kağıt-ı meyen dışında melekler var. Böyle. Meleğin biri de kalpte böyle. Kalbin sağ kapağında melek vardı, sonunda şeytan vardı. Her insan kalbinde vardı böyle. Peygamber dar bakın böyle. Peygamber etkileyen başka böyle. Her insanın kalbinde sağında melek, kalbin sağ kapağında melek, sonunda da iblis şeytan vardır. Şeytan vardır. Melek hep ilham eder bunu iyiliklere böyle. Mesela sabah işte telefonu kurdu çalış, saat verdik telefonu mesela çalıyor, uyanıyor, hafif gözünü açıyor. Ne de şeytan, tamam biraz yatacağız daha be. Yat bakalım böyle, uyku ağırlık, ağırlık ve kendisine biraz yat bakalım biraz daha böyle. Melek de ama kalktı, yalvarı bulmuş böyle böyle. Kalktı, yedi kılıversem mi acaba? Vakti var, müsait, zamanı müsait. Cemaate erkek mi? Camiye, cemaate gidip bak, daha sevap var böyle. Hep melek, iyilemden muhteremler.
Biri yardım mı gerekiyor bile tam Allah için doğru dürüst bir yerse beni ilham eder bana. Ver der böyle. Ne kadar versem şu kadar daha fazla ver der böyle. Şeytan da aman sakın verme bak. Sen bu kadar çalıştın, çabaladın. Ortak mı senin malın o der böyle. Sen kazan bunu der böyle. Aklıma bir şey geldi muhtemelen. Bir şey geldi şu anda. Bir bekil varmış. Bekil cimri. Ama aşırı cimri böyle. Kimseye bir şey veremeyen, yardım edemeyen böyle. Ama zenginmiş ama. Varlıklı. Ama yok hiç böyle. Bir atına binmiş sabahtan. Namaz kılıyor tabii. Namaza çıkmış. Atı bir gezerken böyle bir köyün yanına geçerken bakıyor. Köyde bir sesler, gürültüler. Bir de yanık kokusu geliyor köyden. Yanık kokusu geliyor böyle. Atını sürüyor, köye giriyor. Bir de bakıyor, bir ev yanmış, kül olmuş, bir şey kalmamış burada. Eşleri kurtaramamışlar. Yalnız han halkı canı kurtarmış canlarını böyle. Karı koca, çocukları, kaç tanesi böyle. Oturup ağlaşıyorlar. Fakirmiş de bunlar. Başka şeyleri yok. Evleri yanmış. Köyde fakir bir köymüş. Ağlaşıyor bunlar böyle. Bunları görünce bu tabii melek ilham ediyor buna. Bak tam yarışın bak. Tam ama yere böyle bak. Bunlara evi baki gitti, eşyaları gitti. Fakir fukara bunlar. Çoluşluğu kıra var. Aslen cebinde altınlar var. Sen buna bir yardım et biraz bunlara böyle. Bakıyor doğru böyle. O niyet vermek için böyle yaklaşıyor. Ama şeytan ağırlık basıyor şeytan böyle. Vermemesi için böyle. Diretiyor bu şekilde. Veremiyor böyle. Gidiyor, geliyor, veremiyor. Bu sefer artık karar veriyor vermeye ama ki veremeyecek. Oradan biri çağırıyor köy halkından. Arkadaş buraya gelir misin bir dakika? Ne var? Eli sok benim cebime de diyor ya. Al paranı da bunları onlara ver. Adam bakıyor Allah Allah acaba bunun eli sakat mı? Eli kötü mü acaba? Yani neye vermek eline? Anlıyor, gülüyor. Arkadaş elin diyor sağlam var diyor. Elle veremiyorum ben diyor böyle. Al ya bunları yok diyor böyle. İşte herkesin gönlünde melek ve şeytan var muhtemelen böyle. Diyor ki melekler bir dünyanın dostumuz diyor melekler. İlham edin sonra böyle. Ve fil ahire aynı melekler kişi artık bırakmıyorlar muhtemelen bak. Ölürük yanında kabirde bırakmıyorlar. Kabirin yanında kalıyor epey zamanlar. Alışması için böyle bak. Ve kabirden kalkışla beraber oluyorlar. Mahşer haber gidiyorlar bak. Anne melekler böyle. Ve lekum fiha. Özetliyorum tabi biraz inşallah. Ve lekum sizin için var diyorlar şimdi melekler. Fiha o vaad olun cennette. Allah'ın vaad ettiği cennette sizin için var. Ne var cennette? Ma bak. İsmi yoktur var. Öyle şey var ki cennette teşhi enfüs hüküm. Nefsinizin ne istiyor? Nefsinizin ne istiyorsa ruhu diye bakmıyor. Nefsane cennet böyle. Ruh ayrı böyle. Nefsinizin ne istiyorsa ne istiyor? Hepsi var cennette. Bak. Nefsin ne istiyorsa şu yiyeceği canı istiyor önüne geliyor da böyle. Çalışmak yok, çabalamak yok, çarşıya, pazara, markete gitmek yok muhtemelen böyle. Elinde alıp getirmek yok. Pişirmek yok. Soymak yok. Kesmek, yıkamak yok. Hepsi hazır böyle muhtemelen. Ağaç evin üzerinde tarzında böyle. Şuna bakıyor da canı ne istiyor şöyle. Aklına geliyor. Şöyle güzel bir muz böyle. Hemen o dal sarkıyor muhtemelen böyle. Tam yiyeceği kadar böyle. Ama kabuk yok cennette böyle. Beraber yine böyle. Saf. Nurdan yaratılmış. Alıyor bunu böyle. Canın ne isterse yiyecek. Canın ne istiyor? Dünyada bir arkadaşı vardı, kardeşi vardı dünyada. O alttan geldi. O da cennet olduğunu biliyor. Ona gideyim böyle. Nerede o? 8 cennet var ama bak. 8 cennet var böyle. Her cennetin büyüklüğü 7 kat gökten daha büyük. Böyle. 7 kat gökler. Şimdi burada galaksiler var böyle. Binler ışık yıllarından mesafe var böyle.
Yani cennetin biri burada, öbür cennet kimine kaç milyar ışık yılı dedi. Aklına geliyor arkadaşı, ya da annesi veya babası, kardeşi, hocası, öğrencisi kimse, o filan cennette. Gideyim ona görüşeyim. Işık yılda gitse, en az 3-5 milyar yıl gerek. Işık yılda gitse yapamadı. Hemen ne gidiyor muhtemelen böyle? Uçuna gidiyor bile. Uçuna gidiyor muhtemelen böyle. Uçuna gidiyor böyle. Cennette yer çekim yok. Oturuyor, ayağı uyuştu. Yok muhtemelen böyle. Uyuş yok. Bu şekilde. Ne isterse muhtemelen. Herkes eğiliyor böyle böyle. Kimse tek kalmayacak orada. Çünkü mesela bazı erkek cennet edecek, hanım cennette. Bazı da hanım cennete, erkek cennete, yani ters oluyor bazen de. Ne olacak bunda? Evlenecekler başkasına mı? Böyle böyle. Ama dünyada beraber olanlar, bir iyi geçinenler, yine de beraber olacaklar. Sürekli olarak böyle cennette böyle. Cennette ev bandası yok. Derler. Silmek, sürmek, badana yok. Derler. Eşya temizliği yok. Cennette toz yok cennet, toz yok cennet, toz cennette mikrop yok cennette böyle, toz, zerre, mikrop yok cennette böyle. Böyle tertemiz, pırık bir atar bulunur. Cennette yemek içmek var, istediği kadar. Kilo alma korkusu yok. Şimdi dünyada kişinin iştahı var, sağlığı yerinde, midesi sağlam, istiyor, alma gücü var, her imkanı var. Ama kendini zorla frenliyor muhtemelen. Zorla bak, zorla frenliyor, zorla tutuyor. Tutmuyor fren böyle, kaçırmak şey böyle. Yani çekiyor. Sevdiği bir şey var böyle. Fren gerekiyor ama fren tutmuyor fazla burada böyle muhtemelen. Neden korkuyor? Kilo alırım ben muhtemelen. Kilo alırım diyor. Hele bazı hanımlar böyle, yani güzelliği, görüntüsü bozulur diye muhtemelen. Aç gelir zavallar muhtemelen. Özellikle böyle. Kimi de kilodan korkmaz ama doktor izin ver muhtemelen. Sakın ha, şunu şunu yeme, şunu şunu yeme. Yasakla muhtemelen. Cennette bir şey dokunmuyor muhtemelen. Kilo almak yok böyle. Aynı hücre, hücre değişmeyecek böyle. Aynı hücreler beraber hücre kulu ve şebi heni'en ima kuntum te'amelun. Kullanın, yiyin için kullanın, yiyin kullanın. Serbest. Yiyin için heni'en hemen sindirerek böyle. Yer yemez, mide inmeden daha böyle, şeffaf böyle hemen bir gaz haline geliyor. Deriden veyahut da germek şey böyle, renkli kokusu, güzel koku, tatlı bir gaz böyle. Şuradan böyle, inmiyor mideye. Neden? Mide inirse, bağırsa inecek. Sorun olacak, dışlaması gerekiyor bunu böyle. Tuvalet gerek. Böbreğe girse, idrar gerek muhtemelenler. Bak, çalışın böyle. Yani böbrek, kalın bağırsak, mide çalışmadı böyle. İdrar yok böyle böyle. Hiçbir salgı yok ama. Hiç salgı yok cennette. Salgı. Yani tükürük gözü, burun akıntısı, göz yaşı, kulaktan ter. Yok mu böyle böyle? Yani ter de bir salgı böyle. Bedendeki piştiği tozu suyu atıyor, fazla atıyor bunları. Yani cennette terlemek de yok. Burun akıntısı yok. Aksırmak, öksürmek yok. Göz yaşı yok. Kulak kirli yok cennette. İdrar yok. Tuvalet yok cennette böyle. Uyku da yok cennette muhtemelen böyle. Uyku da yok. Yani insan ne isterse, yani işte bir tek o yok. Öyle bir şey yok cennette muhtemelen böyle. Yani cennette tek yok yok böyle. Yok yok orada muhtemelen böyle. Hepsi de var. Yani tek yok yok cennette böyle. Şu yok yok cennette böyle. Ne isterse muhtemelen böyle. Canı ne isterse, öyle istiyor ki herkese mülkü, kendi mülkü böyle. Kocaman sarayı, bahçesi, yani dünyadan 10 katı büyük en aşağı bak. Dünyanın 10 misli en aşağı, 10 katı dünyanın. O kadar büyük şey ne yapsın? Yapsa muhteremler, var ya hız meselesi. Şimdi bir insan yaya olarak şöyle yürüse şöyle etrafında biraz böyle, en şöyle 5 kilometre yürür insan böyle. Yürüyüş yapsa da en fazla. Bisiklete gitse 10 kilometre gider. Taksiye bindi mi 50 kilometre en aşağı böyle. Uçağa bindi mi 100 kilometre az bir insan var.
Cennetteki hız ışık hızını geçiyor. Onun için dünya nedir ki dünya? Saniyenin binde birinde dur eder hemen. Demek ki insan ne isterse muhteremler. Eşiyle olan ilişkilerin kişilerin dünyadan çok farklı muhteremler. Orada bir doğum yok orada. Bir de salgı yok muhteremler böyle. Salgı yok ya böyle. Ya abi buyurun boşanma yok muhteremler. Erkek kadında böyle. Cennette muhteremler böyle. O da ilişkilerin bedeninde böyle. Salgı anlamında ne? O da yok muhteremler. Yani salgıyor cennete, boşanıyor cennete böyle. Yani farklı başka bir alem cennet böyle. Yaş aynı şey insan kalıyor böyle. Yaşlar bak yok. 33 yaşında erkek kadın. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Tabii kilo yok orada böyle. Gerçi olmadığı için kilo yok orada böyle. Ama aynı yapıda kişi böyle. Aynı yapıda, aynı güzelliği, her şeyi yerinde. Aradan 1000 yıl, 10.000 yıl, 100 milyar geçiyor, hep aynı muhtemelen böyle. Uyku da yok. Canı sıkılıyor mu? Yok muhtemelen. Sohbetler var böyle. Evliya sohbeti, ulema sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, onların ziyaretleri, kişi kendi çoğuşuna beraber toplanmaları, buluşmaları, dünya anıları böyle. Hele şehitler muhtemelen, hele şehitler mesela muhtemelenler. Onların sohbetleri böyle, savaşa gidip girişleri böyle. Nasıl yara aldı, nasıl düşmanla savaştılar, şunlar bunlar oldu böyle. Hep anıları bunların mesela. Nuh Aleyhisselam mesela oturmuş sohbet ediyor böyle. Yorulmak yok muhtemelen, uyku yok böyle. Toplanmış milyarlar insan dinliyorlar. Neyi anlatıyor? Gemiye bindiğini, gemiyi yaptığını böyle. Nasıl suların yerden kaynadığını, göklerin boşandığını böyle, yeminin nasıl 6 ay suyuna kaldığını anlatıyor böyle. Lut Aleyhisselam, Lut kavminin batışı anlatıyor böyle. Rüzgarın batışı anlatıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam oturuyor, toplumun etrafında milyarlar, niye anlatıyor? Ateşe atıldığını anlatıyor bunlara böyle. Velekün fiha, yine orada var, ma teddeûn. Daha, onun dışında daha ne isterseniz ruhsal, nefsane olsun böyle. Ne isterseniz, tabi zamanla artık nefise doğacak mı? Nefisler muhteremler böyle. Şimdi bir insan güzel şöyle görüntü olan bir yere gitse, göl, deniz, aşık, orman, yeşillik, çiçekli böyle, kişi öyle bir yere gitse, otele, motele, ev olsa mesela gitse kişi, öyle kişiye çok bakar böyle böyle. Aman ne güzel bir harem kadar insan böyle. Hep bakar böyle. İlk günü böyle. İkinci günü biraz daha bakar. Sonra bu göze alışır buna muhtemelen. Artık önemsemek için bunlar. Normalde çıkışlar böyle böyle. Şimdi nefisle bir olacak, cennete bir olacak. Önce bir şaşkınlık, hayret, dehşet böyle böyle. O cennetin güzelliği göz kamaştırıyor. Artık ne istese var. Dünyada insan tatmin olamıyor dünyada. Kişi bir şey istiyor oluyor ama tek istek değişiyor dünyada böyle. Orada her şey mi karşılanıyor? Ne kalıyor geri ondan sonra? Ruhsal. İşte ruhsallar. Mani feyizde ruhsal zevkte. Ruhu böyle. Ruh bunu istiyor böyle. O manevi sohbetler oturan böyle. Oturmalar, anlatmalar. Cennette namaz yok cennette. Bakın böyle. Namaz yok böyle. Tam sohbete dalmışlar. Efendim en güzel bir yerinde namaz vakti geldi. Doğal namaz kıl. Bu da ne yapıyor? Kesiyor. Bu sevgi kesiyor sende. Çekti veriyor. Ara veriyor bu şeye böylece. O da yok cennette böyle. Namaz yok. Hep dünyada böyle. Oruç da yok. Namazı, hac diyor. Bir şey yok namazda böyle böyle. Yani kur okumak var muhtemelen. Zikrullah var. Bunu kişi sevap değil de fiiz almak için okuyacak bunları böyle. Fiiz almak için de. Yani sevabı istemiyor. Gerek sevabı var böyle. Cennette. Makam belli muhteremler. Okuyayım da işte Allah şu kadar bana daha sevap versin. Şunu versin yok böyle. Sırf fiiz almak için okuyacak onları böyle. Onu okuyacak. Bırakalım şu an muhterem cemaatimiz. Daha vardı konular ama. Vakit bu şey kısıldı.
Rabbim inşallah hem nasip etsin inşallah. İnşallah Rabbim'den dilelim muhteremler. Biraz yalvaralım inşallah. Hep beraber orada olalım, beraber olalım. Orada sohbet yapalım inşallah. İlahi Fatiha.